Limit x 2'ye giderken x kare artı x eksi 6 bölü x kare eksi 4 limitin değerini bulunuz. Bu ifadenin değerini bulabilmek için x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2'nin karesi artı 2 eksi 6 bölü 2'nin karesi eksi 4. Yukarısı 0, aşağısı 0. 0 bölü 0 belirsizliğini elde ederiz. Bu belirsizliği yok edebilmek için çarpan ayırmamız gerekir. İlk önce x kare artı x eksi 6'yı çarpanlarına ayırıyorum. x ile x'in çarpımı x kare artı 3 ile x 2'nin çarpımı eksi 6. Toplamları da x'in katsayısı olan artı 1'i verdiği için x artı 3 çarpı x eksi 2 yazabilirim. x kare eksi 4 yerine x kare eksi 2'nin karesi 2 kare farkında x eksi 2 çarpı x artı 2 yazabiliriz. O halde bize sormuş olduğu soru limit x giderken 2'ye x kare x eksi 6 yerine x artı 3 çarpı x eksi 2 yazıyorum. Bölü x kare eksi 4 yerine de x eksi 2 çarpı x artı 2 yazıyorum. Pay ve payda bulunan x eksi 2'ler birbirini sadeleştirir. Soru limit x giderken 2'ye x artı 3 bölü x artı 2 halini alır. Artık x gördüğümüz yere 2 yazacak olursak 2 artı 3 bölü 2 artı 2'den 5 bölü 4 gelecektir sorunun cevabı. İkinci soruya bakıyorum. fx eşittir. 3x kare artı 4x 4 x eksi 6'nın dördüncü kuvveti olduğuna göre f'in türevinde bir değerini bulunuz. Değişke fonksiyon türevini bulabilmek için ilk önce f'in türevinde gx yazdıktan sonra g'nin türevinde x'i almamız gerekir. Yani bu ifadenin türevini alabilmek için 4'ü kas sayısı olarak başlatıyorum içerisindeki ifadeyi aynaya yazıp 4'ten 1 çıkartıyorum. 3 oluyor. Şimdi içinin türevini alacağım. 3x karenin türevi 6x, 4x'in türevi de artı 4'tür. X altının türevi de 0 eşit yazmadım. F'in türevinde 1'i sormuş. X gördüğümüz yere 1 yazmamız gerekir. 4 çarpı 3 artı 4 eksi 6'nın küpü çarpı 6 artı 4. Buradan 7'den 6 çıktı. 1'in küpü 1 yapar. 4 ile çarparsam 4, 10 ile çarparsam 40. F'in türevinde 1, 40 eşittir. Üçüncü soruya bakıyorum. fx eşittir 3x artı 5 çarpı 4x kare x 3x artı 5 olduğuna göre f'in türevinde x değerini bulunuz. İki fonksiyonun çarpımın türevi, birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birincidir. O halde f'in türevi x değerini bulalım. 3x artı 5'in türevini alıyorum. 3x'in türevi 3, 5'in türevi 0 çarpı. İkinciyi aynen yazıyorum. 4x kare eksi 3x artı 5 artı. İkincinin türevini alıyorum. 4x karenin türevi 8x. Eksi 3x'in türevi eksi 3. 5'in türevi 0 olduğu için yazmadım. Birincisi aynen yazıyorum. 3x artı 5. Bu ifadeyi düzenlememiz gerekir. İlk önce 3'ü dağıtıyorum. 12x kare eksi 9x artı 15. Daha uygulayacağım. İlk önce 8x'i dağıtacağım. Daha sonra x3'ü dağıtacağım. Artı 24x kare artı 40x eksi 9x eksi 15. Düzenliyorum. f'in türevinde x eşittir. 12x kare ile 24x kareyi toplayacak olursam eğer 36x kare eksi 9 x artı 40 x eksi 9 x var. Eksi 18 artı 40'tan artı 22 x yapar. Artı 15 eksi 15 birbirini götürecektir. F'in türevinde x 36 x kare artı 22 x'e eşittir. Dördüncü soruya bakıyorum. Y eşittir u kare artı 3 u eksi 1. U eşittir 4 v artı 5. V eşittir 3 x eksi 2 olduğuna göre dy bölü dx'in x eşittir 1 için diğerini buldunuz. Zincir kuralı y fonksiyonu ft yani t cinsinden, t fonksiyonu gu yani u cinsinden, u fonksiyonu hx yani x cinsinden yazılmış olmak üzere dy bölü dx ifadesi dy bölü dt, dt bölü du, du bölü dx şeklindedir. Dikecek olursanız eğer burada dt'ler, du'lar, birbirini tutacak olursa dy bölü dx yani başladığımız ifade eşit olması gerekir. Dy bölü dx demiş bize. Şimdi y fonksiyonu u cinsinden yazıldığı için ilk önce y fonksiyonu u'ya göre türevini alalım. du yazdığım için hemen yukarıya du yazdım. Şimdi u da v cinsinden yazılmış. O halde dv yazdım. Yani v'ye göre türevini alacağım. dv yazdığımız için hemen dv yukarıya yazdım. Ve ilk cinsinden yazıldığı için DX yazdım. Dikeçi olursak eğer D du, DU'yu, D ve DV'yi götürecek olursa DY bölü DX yani başladığımız yere geldik. O halde türevini alalım. Y'yi U'ya göre türevini alacağım. U kareydi. 2U, 3U, türevi 3, eksi bin türevi 0. Çarpı U'yu V'ye göre türevini alacağız. 4V olduğu için V'nin katsayısı olan 4, 5'in türevi 0 olduğu için yazmadım. Şimdi V'yi x'e göre türevini alacağız. 3x'in türevi 3. Eksi 2'nin türevi 0 yazmadım. Burada x eşittir 1 için değerini bulunuz demiş. Şimdi yerlere yazalım. x yerine 1 yazacak olursam v ifadesi 3 çarpı 1 eksi 2'den 1'e V 1 olduğuna göre u'yu bulabilmek için v gördüğüm yere 1 yazıyorum. 4 çarpı 1 artı 5'ten 9'a. Y'yi bulmak için de U gördüğünüz yere 9 yazıp Y'yi bulabilirsiniz. O da 9'un karesi artı 3 çarpı 9 eksi 1'e. Yani 81 artı 27 eksi 1'e 107'ye eşittir. Bu da benim ihtiyacım olan U vardı. U'yu da biz kaç bulmuştuk arkadaşlar? 9 bulmuştuk. U gördüğüm yere 9 yazıyorum. 2 çarpı 9 artı 3 Çarpı 4 kere 3 12 yapar. 9 kere 2 18. 3'ü toplayacak olursam 21 çarpı 12 haline gelir soru. Çarpımı da 252'ye eşittir. Beşinci soruya bakıyorum. fx eşittir 5 x kare 4 olduğuna göre limit x 2'ye giderken fx eksi f2 bölü x eksi 2'nin değerini bulunuz. Limit x x 0 ederken fx eksi fx 0 bölü x eksi x 0 ifadesi fx'in x0 noktasındaki türevi denir ve f'in türevinde x0 olarak gösterilir. O halde vermiş olduğu soruda şu ifade f'in türevinde x0 dediğimiz bakın 2 iki noktası 2'ye eşittir. O halde ilk önce f'in türevini bulalım. 5x karenin türevi 10x, -4'ün türevi de 0'dır. f'in türevinde 2'yi sorduğu için x gördüğüm yere 2 yazıyorum. Buradan sorunun cevabı 20 gelir. 6. soruya bakıyorum. x 3'ten küçük ise ax kare eksi 3, x 3'e eşit ise 15, x 3'ten büyük ise 2x artı b ile tanımlanan f fonksiyonu tüm reel sayılarda sürekli olduğuna göre a artı b değeri kaçtır? Fonksiyonlarda süreklilik. f fonksiyonun sürekli olabilmesi için ilk önce a noktasında tanımlı olmalı, a noktasında limiti olmalı, limit olabilmesi için sağdan ve soldan limitlerine bakacağız. Ve aynı zamanda limitin değeri de fonksiyon değerine eşit olmalı. Üç noktası parçalı fonksiyonun kritik noktasıdır. Fonksiyonun parçalandığı noktadır. O halde bu noktada sürekliliği olabilmesi için limitin olması gerekir. Yani limit x giderken 3'e soldan bakacağız. Eşit olmalı. Limit x 3'e giderken sağdan f(x)'e limiti olur aynı zamanda sürekli olabilmesi için bu değerinde fonksiyon değerine eşit olması gerekir. Limit x 3'e giderken soldan fx dediğinde x 3'ten küçük olduğunda ax kare 3 olarak tanımlandığı için fx fx yerine yazıyorum. Limit x giderken 3'e soldan fx yerine ax kare 3 yazıyorum. Eşit olmalı. Şimdi x 3'ten büyük olduğunda 2x artı b olarak tanımlandığı için fx, fx yerine de 2x artı b yazıyorum. f3 demek x'in 3 olduğu değerdir. x 3 olduğunda fx 15 eşit olduğu için f3 yerine de 15 yazıyorum. İlk önce x yerine 3 yazacak olursak, yani soldan yaklaşıyorum şu ilk ifadede. 3'ün karesi 9a eksi 3'ün ne eşit olması gerekiyormuş? 15'e. Buradan 9a 18, a 2 gelir. Aynı şekilde x'in 3'e 3 e çak olursak, sağdan yaklaşıyorum. 2 çarpı 3 artı b'nin de 15 eşit olması gerekir. 6 artı b 15 eşit. Buradan b 9 gelecektir. Bize soruda a ve b'nin toplamını istemişti. 2 ile 9'u toplayacak olursak sorunun cevabı 11 olur. 7. soruya bakıyorum. fx eşittir artı b bx eksi 3 fonksiyonu 1 2 noktasında çizilen teğetin eğimi 7 ise a çarpı b değerini bulunuz. Bir fonksiyonun bir noktada çizilen teğetin eğimi o fonksiyonun o noktadaki türevin değerini eşittir. Yani f'in türevinde 1 7'ye eşittir. 1 2 noktasında demiş. O halde f'de 1 yazdığınızda yani f1'in 2 eşit olduğu anlamına gelir. İlk önce f'in türevini alalım. F'in türevinde x eşittir. 2 ax artı b'dir. F'in türevinde 1 7 olduğuna göre x yerine 1 yazıyorum. 7 eşitliyorum. 2 a artı b eşittir. 7 gelir. F1 de 2'ye eşitmiş. O halde fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere 1 yazıp 2 eşitleyelim. F1 eşittir. a artı b eksi 3 eşittir 2'ye. X3 diğer tarafa artı 3 olarak geçeceği için a artı b eşittir 5 olur. Elde etmiş olduğumuz bu denklemleri yok etme tekniği uygulayarak da a ve b değerlerini bulalım. 2a artı B'yi 7 bulduk. A artı b eksi 1 ile çarpıp altına yazıyorum. Eksi a eksi b eşittir eksi 5. Taraf tarafa toplayacak olursam eğer buradaki artı ve eksi bler birbirini götürecek. 2a'dan a'yı çıkartırsam a, 7'den bir şey çıkartırsam 2 gelecek. A artı b 5'e eşittir. A yerine 2 yazacak olursam buradan B, 3 gelir. Bize soruda da A ve B'nin çarpımını istemişti. A'nın değeri 2, B'nin değeri 3 olduğu için çarpımları da 6 eşittir. 8. soruya bakıyorum. fx fonksiyonu türevinin grafiği verilmiştir. fx fonksiyonun artan ve azalan olduğu aralıkları bulunuz. Fonksiyonun artan ve azalan aralıkları bulabilmek için ilk önce fonksiyonun türevinin sıfırlayan değerleri bulmamız gerekir. Grafikte türevin sıfırlayan değerleri x eksenini kesmiş olduğu 6, 3 ve eksi 1 değerleridir. O halde tablomuzu oluşturalım. Şu şekilde çiziyorum. X dedim. Eksi sonsuz, artı sonsuz yazdım. Sıfırlayan değerleri soldan sağa doğru artacak şekilde yazıyorum. Eksi 1, 3 ve 6. Eksenleri kesip geçtiği için bunlar tek katlı kökler. f'in türevinde x diyorum. Fonksiyon x eksinin üstünde olduğu kısımlarda artı, altında olduğu kısımlarda eksidir. Altıdan büyük olduğu kısımlarda grafik x eksinin üstünde. Aynı şekilde eksi 1 ve 3 aralığında da üstünde. Demek ki bu bölgelerde f'in türevinde x pozitiftir. x eksenin altında kaldığı bölgelerde de negatiftir. Yani 3 ile 6 aralığında ve eksi sonsuz eksi 1 aralığında x eksenin altında kaldığı için yeşille boyamış olduğum bölgelerde fonksiyonun türevi negatif değerlidir. O halde grafikte yerlerini yazalım. Sarı ile göstermiş olduğum kısımlar artılı kısımlardı. Yani alttan büyük ve eksi 1 ile 3 arasında artı. ile boyamış olduğum aralıklarda eksi değerler alır. Yani 3 ile 6 aralığında ve eksi sonsuz eksi 1 aralığında. Bize soruda fx fonksiyonu artan ve azalan olduğu aralıkları bulun demişti. Artık fx için yorum yapabiliriz. Eksi olduğu kısımlarda türevi azalan, artı olduğu kısımlarda artandır. Bu şekilde gösteriyorum. Artan olduğu aralıkları yazalım. Nedir arkadaşlar? Eksi 1, 3 aralı birleşim. 6 artı sonsuz aralığı. Azalan olduğu aralıkları yazalım. Eksi sonsuz, eksi 1, bir, birleşim, 3, 6 aralığıdır. 9. soruya bakıyorum. A ve B gerçek sayılar olmak üzere limit x 1'e giderken x kare artı ax eksi 4 bölü x kare eksi 1 eşittir b olduğuna göre a çarpı b ifadesinin değerini buldunuz. Limitte de x gördüğümüz yere 1 yazacak olursak 1'in karesi artı a eksi 4 bölü 1 eksi 1 Buradan yukarısı a eksi 3 bölü 0 olur ki payda 0 olacak olursa eğer tanımsız olur. Limitte paydaki 0 şu şekilde yok edebiliriz. 0 bölü 0 belirsizliği olursa eğer yok edebiliriz. O halde biz x'e 1 yazdığımızda nasıl payda 0 oluyorsa payda 0 olmalı. Yani x kare artı ax eksi 4'ün 0 olması gerekir. O halde x yerine 1 yazdığımızda 1'in karesi artı a eksi 4'ü 0 eşitliyorum. Buradan a eksi 3 eşittir 0. a'yı 3 bulurum. Şimdi bu biri yok edebilmek için ilk önce çarpan ayırmamız gerekir. Limit x 1'e giderken x kare artı a yerine yani 3 yazıyorum. Ne yapacağız arkadaşlar? Çarpan ayıracağız x kare artı 3x eksi 4'ün çarpımına ayıracak olursak eğer x x artı 4 ile eksi 1'in çarpımı eksi 4 toplamları artı 3 ortaya verdiği için ben limit x 1'e giderken x kare artı 3x eksi 4 yerine x artı 4 çarpı x eksi 1 yazabilirim. x kare eksi 1 yerine 1'in karesi yine 1 olduğu için 2 kare farkını uyguluyorum. x eksi 1 çarpı x artı 1. Birisi sizi yok edebilmek için şu pi pay ve paydaki ortak olan x eksi 1'leri sadeleştiriyorum. değiştiriyorum. Buradan ifadenin değeri limit x giderken bire x artı 4 bölü x artı 1 olur ki x yerine 1 yazacak olursak 5 bölü 2 olur. Bulmuş olduğumuz 5 bölü 2 de b değeridir. Bize soruda a çarpı b ifadesinin değerini sormuştu. A'yı 3, B'yi 5 bölü 2 bulduk. Çarpımları da 15 bölü 2 yapar. 10. sıraya bakıyorum. Kosinüs x çarpı kosinüs 2x eşittir. 1 bölü 24 sinüs x ise sinüs 4x değeri kaçtır? Sinüs 2x'in 2 sinüs x çarpı kosinüs x'e eşit olduğunu biliyoruz. Vermiş olduğu ifadeyi ilk önce işler dışlar çarpımı yapalım. Buradan 24 sinüs x çarpı kosinüs x çarpı kosinüs 2x eşittir 1 gelir. Bu ifadeyi yakalamaya çalışalım. 24 yerine 12 çarpı 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x şeklinde yazabiliriz. Neydi arkadaşlar? 2 sinüs x kosinüs x sinüs 2 x'e eşitti. O halde buradaki 2 sinüs x kosinüs x yerine sinüs 2x yazabiliriz. Baştan yazıyorum. 12 yerine 6 çarpı 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x yazıyorum. Yine aynı kuralı uygulayacağım. Buradaki 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x yerine sinüs 2 çarpı 2x yazabilirim. Buradan düzenleyecek olursak her tarafı 6'ya bölüyorum. Sinüs 4x 1 bölü 6 eşittir. Zaten bize sinüs 4 değerini sormuştu. Bu videoyu beğendiyseniz, kanalın devam etmesini istiyorsanız, daha fazla izlemesini sağlayabilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.